Parti kurullarında alınacak kararlarda gözler dedik. Yeşim Karacaoğlu, Berkcan Tuğ, İyi Parti Genel Merkezi önünde parti binasında dün öğle saatlerindeki Akşener'in açıklamasından bu yana harıl harıl bir çalışma var. Görüşmeler trafiği yaşanıyor, aktardık. Yeşim Karaca'ya soralım hemen. Yeşim biraz önce Saadet Partisi önünden Barış Kaya'ya aktardı ve dedi ki Sayın Akşener'in gelip gelmeyeceği hala bilinmiyor. Bizim de gözümüz kulağımız buradan gelecek açıklamalarda, kulis bilgilerinde. Sana da soralım, içeride alabildiğim bilgi var mı? Seni dinleyelim. Gülbin Tosun, az evvel 2,5 saat süren toplantının sonuna geldi. İyi Parti'de toplantı bitti ve Meral Akşener de yaklaşık 5 dakika önce İyi Parti'den ayrıldı. Şu anda da aslında bir taraftan genel merkezden çıkışlar yaşanıyor ve bizim de tabii ki kurmaylardan aldığımız son dakika bilgisi tam olarak bu sorunun yanıtı. Musavat Dervişoğlu 6 Mart'ta yapılacak toplantıya katılmayacağını açıkladı Akşener'in. Ancak şuna da bir parantez açmak istiyorum. Burada şu soruya yanıt vermedi. Yani davet gelmesi halinde de bu toplantıya katılacak mı, katılmayacak mı? Bu soru yanıtsız kaldı. Çünkü bildiğimize göre gün içerisinde almış olduğumuz son dakika ve kulis bilgilere göre bu görüşmenin yapılıp yapılmayacağı gelecek bir davetten sonra ortaya çıkacaktı. Meral Akşener'in belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda belediye başkanlarının sorusu üzerine bu yanıtı verdiğini biliyoruz. Bir davet gelirse bunu Genel İdare Kurulu'nda konuşacağız. Konuştuktan sonra kurulun onay vermesi halinde bu toplantıya katılacağım demişti. Ama dediğim gibi son dakika Musavat Dervişoğlu'nun yapmış olduğu açıklama bunun tam aksine, ama o soruda çok da yanıt bulmuş değil. Gün boyu evet genel merkezde oldukça sıcak saatler hakimdi. Çok yoğun bir trafik vardı ama bu trafiğin en önemli konusu, konu başlığı işte Akşener'in aday olun çağrısı yaptığı Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la bir görüşme yapıp yapmayacağına yönelikti. Bu görüşmenin de yapılıp yapılmayacağına yönelik gün boyu aslında kulisler aktardık. Son olarak aslında son dakika olarak İyi Parti sözcüsü böyle bir görüşmenin yapılmayacağını, gerekçesinin ise hem belediye başkanları tarafından hem de parti tarafından böyle bir talebin gelmediğine yönelikti. Talebin gelmediğini söyledi İyi Parti. Ancak CHP Genel Merkezi'nden saat 15.47 sularında yapılan açıklamada genel başkanların İyi Partili lideriyle bir görüşme yapabileceğinin olasılığına dikkat çekilmişti. Genel başkanın olumlu karşıladığını, genel başkanın iradesine bağlı olduklarını ileteceklerini ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da destek vereceklerini bildireceklerini söylemişlerdi. Ancak bu açıklama sonrasında, birkaç saat sonrasında İyi Parti'den böyle bir görüşmenin talep olmadığı nedeniyle yapılmayacağı açıklandı. Ve tüm bu süreçte elbette ki toplantılar da devam etti ve bütün günde dediğim gibi pazartesi günü yapılacak o kritik altılı bildiğimiz masanın, aslında beşli, bugün toplanan beşli masanın altılı masaya dönüp dönmeyeceği hep tartışıldı ve bu sorunun yanıtı arandı. Çünkü Meral Akşener tekrar aynı fotoğraf karesinde yer alacak mıydı? O toplantıya katılacak mıydı? Bu soruları da yanıt arandı, ancak dediğim gibi biraz evvel biten toplantıdan çıkan sıcak gelişmeler, sıcak bilgiler bu şekilde. Meral Akşener buradan ayrıldı. Nereye gittiğini de kendisine değil ama kurmaylarına sorduk. Konutuna yanıt verdi. Günün, gecenin ilerleyen dakikalarında böyle bir gelişme olur mu olmaz mı, bizler de takipçisi olacağız. Peki Yeşim Karacaoğlu, teşekkürler. Anladığım kadarıyla bu gece oldukça fazla son dakika haberine, gelişmesine tanıklık edeceğiz.